Teşekkürler Mustafa. Mustafa Daş'tan aktardı. 10 Şubat Pazartesi gününün gündemini ve devam ediyoruz moderatöre. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen Dünya Sigara Bırakma Günü konferansına katıldı. Konuşmasında sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var dedi. Maide suresindeki bir ayeti işaret etti. Rakamlar acı gerçeği ortaya koyuyor. Yılda 8 milyon, saniyede ise 4 kişi sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'nde bu çarpıcı gerçeğe dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da konferans düzenlendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Ali Erbaş konuşmasında sigaranın zararlarına dikkat çekti ve neden haram dediklerini anlattı. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresindeki bir ayeti işaret etti. Kim ki yeryüzünde, bakınız bir yerde de değil, inancı, mezhebi, dini ne olursa olsun, yeryüzünde bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur diyor ayet. Peki bu sadece Türkiye'de 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi? Delillerimiz var. Ali Erbaş, sigaranın diğer zararlarını da anlattı. Aynı zamanda aile bütçesine ve ülke ekonomisine de büyük oranda zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Değerli misafirler, Müslümanın hayatını etkileyen her meselede olduğu gibi sigara konusunda da yüce dinimiz İslam'ın bu meseleye yaklaşımı önem arz etmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöz ise tütün asrın felaketidir dedi. İnsan sağlığına bu kadar zarar veren ikinci bir ürün yok. Atom bombası, şu bombası, bu bombası, hiçbir bomba insanoğlunu bu kadar canından etmedi.